Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının 44.'sü için bir aradayız. Ben Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gök Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi adına yine bu programda hem konuk hem ev sahibiyim. Sizlerle bugün 2015 yılında Göç Merkezi olarak yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını konuşmak üzere çok değerli iki konuğumla beraberim. Nihal İnceoğlu ve Fikret Toksöz. İkisi de benim için çok kıymetli hocalarım diyeyim. Çok kısa tanıtmam gerekirse Nihal İnceoğlu Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimci ve hepimiz onun çalışmalarından aslında yerel yönetim, yerel yönetimlerin üzerinde Sema Hoca ile, Sema Erder ile beraber yaptıkları çalışmalardan çok şey öğrendik. Ve Fikret Toksöz, kendisi de aslında şöyle diyelim, hem bilgisi, birikimi hem de bitmeyen enerjisiyle gene yerel yönetimler alanında hepimizin duayeni. Çok şanslıydık o açıdan Göç Merkezi olarak. Çünkü bu iki kıymetli hocamız, artı bizim Sema Erder hocamız ve Erbay Arıkboğa hocamızla beraber bir danışma kurulunun eşliğinde bir araştırma yürüttük. Yerel demokrasi sorunsalı, belediye meclisleri yapısı ve işleyişi adında da 2015'in sonunda bir yayın paylaştık. Bugün bir araya geldiğimizde aslında bunu planlarken hani gündemin yine bu kadar hareketli ve bu kadar bu konunun gündemde olacağını aslında düşünmeden planlamıştık. Ama Türkiye her zamanki gibi heyecan içerisinde olduğu için yine her alanda olduğu gibi birçok şey yaşadığımız için yerel yönetimler alanında da böyle sanki gündemin ortasına düşmüş gibi oldu. Ama biz yine de öncelikle araştırmayı, niye bu araştırmayı yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zaman el verdikçe belki biraz gündeme dair de konuşuruz. Öncelikle Fikret Bey'le başlayayım. Hoş geldiniz Fikret Bey. Sağ olun geldiğiniz için. Neden bu Yerel Demokrasi Sorunsallığı isimli çalışma oldu? Neden yerel demokrasi ve özellikle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yapısı önemli? Bunları konuşmamız önemli. Evet, burada iki tane temel kelime var. Biri sorunsal, bir sorun alanı var, bir problematik var burada ve de öbürü de belediye meclisi. Bunu daha iyi anlayabilmek için belki biraz tarihsel şeye bakmak gerekiyor. Bizim 1930'da Cumhuriyet'in ilk belediye kanunu çıktığı zaman güçlü belediye meclisi, onun karşısında daha zayıf bir belediye başkanı vardı. O zaman belediye başkanı direkt olarak halk tarafından seçilmiyordu. Belediye meclisinin içinden seçiliyordu. Dolayısıyla belediye başkanları üzerinde belediye meclisinin çok etkin bir denetimi vardı. Bu 1961 anayasası yapılırken kimin aklına estiyse birdenbire belediyelerde başkanlık sistemine geçildi. Fakat buna geçilirken anayasada bunun denetimiyle ilgili yeterli bir öngörüde bulunanmadı. Ve Türkiye büyük şehir yasasını ve belediye yasasını 2005'te ikisi de çıktığı zaman, tabii büyük şehir daha önce çıktı, 1984'ten itibaren çıktı. Bu meclisin iş göremediğini, tam çalışamadığı hep şikayet konusuydu. Bunu çok acı tecrübelerle de yaşadı Türkiye. Örneğin 1999 depreminde 24 bin kişinin ölmesi, 100 bin evin yıkılması, 100 bin kişinin yaralanması, burada belediyelerin kendilerinden beklenen denetimi yapamamaları, belediyelerde oligarşik bir yapının ortaya çıkmasından, belediye meclisinin görev yapamamasından, hatta zaman zaman belediye meclislerinin fay hattı üstündeki yapılaşmayı bile kararlarla değiştirdiği dönemleri geçirdik. Bunun üstüne bu belediye meclislerinin bir düzene, çeki düzene verilmesi hep konuşuluyordu. 2005'teki yerel yönetim reformunda daha çok belediyenin görev yetkisi ve bağımsızlık özelliği üzerinde durulduğu için belediye meclisi burada yine eksik kaldı. Ve 2005'ten sonra gerçi belediye meclisine bazı yetkiler verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benzer gen soru, soru sorma, işte araştırma yapma falan yetkileri verildi. Ama bütün bunlara rağmen belediye başkanlığı, belediye meclislerinin yeteri kadar bir demokratik baskı oluşturamadığı, belediye meclisi üyelerinin halkla kamu yönetimi arasında, belediye arasında bir ilişki kuramadığı hep ortaya çıkıyordu. Bunu biz kendi ampirik yaşamımızdan, işte çeşitli gazete havadislerinden biliyorduk. Ama bu gerçekten ne kadar geçerli, bunu sorgulamak gerekiyordu. İşte bu da
sizlerin yardımıyla ve Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi'nin bu işe ön ayak olmasıyla bir araştırma yapılmasına dönüştü. Ve böylece de konuyu bilimsel biçimde bir incelemek ve buradan bir takım sonuçlar çıkarmak mümkün oldu. Burada temel amacımız belediyenin bu sorun problematik olan alanında acaba nasıl bir değişme yapmalıyız ki belediyeler halka daha responsif, cevap verebilen, şeffaf, hesap verebilen hale dönüşsün diye. İşte bu araştırma bütün bunları, bu halk arasında dolaşan şikayetleri, basına çıkan yansımaların doğruluğunu gösterdi. Bunu sağladı bu araştırma. Peki hocam, Nihal Hoca'ya bir dönelim. Bu Büyükşehir Belediye Meclislerinin farkı ya da önemi neydi? Yani biraz belki siz de eklemek istediğiniz var mı? Şimdi sanıyorum şeyle başlamak lazım. Bu Büyükşehir Belediyeleri kurulurken, yani 1984'teki düzenlemenin niteliğineydi. Çünkü bu değişmedi. 1984'te 3 büyükşehir için kurulan model giderek yaygınlaştırıldı. Önce kent düzeyinde yaygınlaştırıldı. 2009'a geldiğimizde 16 tane büyükşehir belediyesi var. Ama şehir düzeyinde. 2012 aralığında çıkan 6360 sayılı yasayla da bu il düzeyine genişletildi ve 30 ile yaygınlaştırıldı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ama modelin esası hiç değişmedi. Fikret Bey'in dediği gibi belediye meclisleri hep şeyin dışında kalıyor. Düzenlemelerin dışında kalıyor. Hani demokratik bir kurum olarak halkla ilişki açısından, şeffaflık açısından hesap verebilir. Bunun sanıyorum önemli bir nedeni, Türkiye'de bu yerelleşme ile ilgili reformlar yapılırken esas kaygı neydi? Esas kaygı, biz 1984'te görüyoruz. Bu zaten 12 Eylül sonrası ortamda, biraz da büyük şehirlerde düzeni sağlamak için, bunun için de hizmette etkinliği artırmak için yapıldı. Yani şöyle diyebiliriz, genellikle literatürde de öyle geçer. Genellikle ya şeydir, etkinliktir kaygı yerelleşmede ya da demokratikliktir. Şimdi hiçbir zaman bizde demokratiklik ön planda olmadı. Onun için de belki büyükşehir, yani bir takım reformlar oluyor ama meclis falan hiç söz konusu olmuyor. Şimdi şeyle bir kısa dönem var, 2004-2005 reformları, Fikret Bey'in bahsettiği, orada AB sürecinin etkisi var. İşte daha katılımcı, daha şeffaf, daha hesap verebilir bir belediye diye, ama yine meclislerle ilgili, belediye meclislerinin yetkileriyle ilgili bir şey yok. Şimdi bu olduğunda nasıl bir şeydi bir kere? Bir sisteme bakmamız lazım, büyükşehir sistemi. Biliyoruz, iki kademeli bir sistem. Bir yanda ilçe belediyeleri, bir yanda da büyükşehir belediyesi. Öncelikle şuradan başlamak lazım diye düşünüyorum. Peki bunlar nasıl seçiliyor? Çünkü biliyoruz ki büyükşehir belediye meclisi doğrudan seçilmiyor. O zaman ilçe düzeyine bakmak lazım. İlçelerde ne oluyor? Belediye başkanları en yüksek oy alan partinin adayı oluyor genellikle. İlçe belediye meclisi ise liste usulü nispi temsil deniyor ama bu çok doğru değil. Çünkü genellikle daha çoğunlukçu sonuçlar veriyor. Şöyle diyeceğim. Bir kere baştan onda birlik bir kesme baraj var. Yani partilerin toplam oy, kullanılan oyda onda birini çıkardıktan sonra adaylıklar partilere dağıtılıyor. Dolayısıyla büyük partiler avantajlı. Küçük partiler, bağımsız adaylar falan son derece dezavantajlı. Böyle bir şey. Seçmen de listeye oy veriyor, tanımıyor bile kim belediye meclisi üyelerini. Bir de kontenjan adaylığı diye bir şey var. O da çoğunlukçuluğa katkıda bulunan bir şey. Bir ilçede en fazla oy alan partiye bir de kontenjan adaylığı veriliyor. Yani bir tür buna bonus diyebiliriz. Ve ilçenin büyüklüğüne göre de kontenjan adayları 1 ile 6 arasında değişebiliyor. Yani en küçük ilçelerde 9-11 üyesi olan, belediye meclisi üyesi olanlarda 1,
55 ve fazlası olanlar da 6 kişi. Şimdi bu kontenjan adaylara aday sıralamasının dışında. Direkt o zaman. Listede ayrıca kontenjan adayı diye. Seçmen bunların hiçbirinin farkında değil aslında. Yer alıyor ve öncelikle yani partilerin şeyi sonunda partilere dağıtılırken öncelikle kontenjan adaylarına dağıtılıyor. Sonuç olarak çoğunlukçu bir sistem, son derece çoğunlukçu. Ayrıca belediye başkanlarının da sadece şeyle seçilmesi, en fazla oy alanın seçilmesi de bir tür çoğunlukçu bir sonuç. Peki bundan sonra geliyoruz büyükşehir düzeyine. Orada ne var? Büyükşehir düzeyinde sadece büyükşehir belediye başkanı seçimle geliyor. O da eskiden şehir düzeyindeydi, büyükşehir düzeyindeydi, şimdi il düzeyinde. Hı hı. Meclise ilçe belediye başkanları ve her ilçeden toplam belediye meclisi üyesinin 1/5 kadarı gidiyor. Öncelikle kontenjan üyeleri gidiyor buraya da. 15 üyeli ilçe belediye meclisinde 3 üye gidiyor da onun 2 tanesi kontenjan zaten. Bunlara bakmamız lazım. Şimdi bu son derece zaten dediğim gibi çoğunlukçu sonuç veren. Yani eğer demokrasi diyeceksek bunlara da bakmamız lazım. Şey çok önemli geliyor belki hani daha yabancı olan dinleyicilerimiz varsa onları evet. Açıklamak açısından. Aslında bizim bu büyükşehir çalışmasında, büyükşehir belediye meclislerine yapısına bakarken derdimiz biraz bu küçük ölçekte. Hani bu seçim sistemlerinin nasıl işlediğini gösterdiğimizde aslında büyük resmi anlamaya da çok önemli bir katkı söylüyor. Şu an bütün söylediğiniz detaylar aslında bize bunu gösteriyor. Evet. Yani her ilde, her büyük şehrin içinde bu mekanizmayla hangi parti olursa olsun, hangi partinin orada gücü varsa o sisteme son derece avantajlı bir biçimde giriyor. Evet. Ve ikinci parti bile eksik temsil ediliyor. Yani büyük parti, en büyük parti aşkın temsil. Fazlasın. Diğerleri eksik temsil, hatta yok temsil. Evet, ki bu yani konuştuğumuz katılımcılık açısından da. Yani bu son derece zaten temsil adaleti açısından sorunlu. Şimdi burada kısaca bir şeye değinmek istiyorum. Dünyadaki başka özellikle Avrupa'daki örneklere falan baktığımızda seçim sistemi ulusal düzeyde ne olursa olsun yerel düzeyde daha fazla temsil adalet olan, daha çok küçük partinin, azınlık grupların temsil edildiği seçim sistemlerinin benimsenmeye doğru gittiğini görüyoruz. Bizde ise böyle bir şey yok. Biz zannediyoruz ki bir de adaylıklar nasıl belirleniyor? Orada da demokratik bir mekanizma yok zaten. Orada da genellikle genel merkezler hakim. Ya da belediye başkanı aday gösteriliyor, o da kendisi şeyi belirliyor, ilçe belediye meclisini belirliyor vesaire. Şimdi sonuç olarak bir böyle seçilen bir şey, bir de 3030 sayılı yasanın yani 1984'teki yasanın getirdiği sistem yasal düzenleme güçlü başkan zayıf meclis öngörmüş. Şimdi bunu araştırmada da. Evet, güçlü başkan. Biz bunu 1986-87'de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne araştırma yaptığımızda bu sonuca varmıştık. O değişmedi. Şimdi bir şey açısından temsil, adaleti, şeffaflık, hesap verebilirlik açısından sorunlu bir model. Bir de buna kırsal temsil yani coğrafi temsil sorununu da katmamız lazım. Özellikle 2012 sonrası bu çok belirgin. Çünkü il düzeyine çektiğimizde bu düzenlemeyi, büyükşehir belediyelerini bir sürü kırsal alan girdi. Çok ciddi bir sorun. Kırsal temsil daha fazla oluyor. Çünkü küçük ne kadar küçük ilçe olursa olsun ilçe daha fazla oluyor. Şimdi mesela Eskişehir örneği çok belirgin. Eskişehir'de kırsal alanda 2700 kişi bir temsilci yolluyor. Kentte ise, kentsel alanlarda ise 28.000 bu oran. Dolayısıyla burada da bir dengesizlik, temsil dengesizliği var. Bu düzenlemenin 2012'den sonra il düzeyine taşınmasıyla birlikte il düzeyinde bir merkezileşme olduğunu görüyoruz. Biz bunu araştırmaya çalıştık aslında. İl düzeyindeki merkezileşmenin
sonuçları ne oldu diye. Kısaca şeyden o merkezileşme de çok ciddi bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir geriye dönüş var. Daha önce bu yerel yönetimlerin sayısının artması, yerel yönetim organlarının çeşitlenmesi doğrultusunda reformlar, düzenlemeler yapılırken ilk kez bununla birlikte 50 bin tane seçimle gelinen aşağı yukarı siyasal pozisyon lağvedildi. Aslında biz biliyoruz ki ulusal siyasetin de beslenme kanalı bu yerel düzeyden başlar. Yani nereden başlar? Muhtarlıklardan başlar, ihtiyar meclisinden. Hiçbirisi kalmadı. Bunların son derece şey, sayı çok. 16 binden fazla köyde muhtarlıklar mahalle muhtarlığına dönüştürülüyor. Hadi orada kaldı diyelim ama özellikle azalıyor. 1592 küçük belediye kaldırılıyor. Bir de büyük şehirlerde eskiden bağımsız olan ilçe belediyeleri de büyük şehirin alt kademesine dönüştürülüyor. Dolayısıyla ilk defa böyle bir şey var, tersine gidiş var. Daha önce çeşitlilik varken tersine gidiş var. Şimdi ben kısaca şeyden, araştırmada da biz ne yaptık ondan da bahsedeyim. Belki şöyle, uzattım ama. Yok yok, rica ederim hocam. Kısaca. Zaten bunu konuşmak için bir araya geldik. Bir atlamadan şeyi söyleyeyim. 10 ilde yapmıştık biz araştırmayı. Hepsine buradan selam söyleyerek belki çok kısaca bir illeri ve hocalarımızın da isimlerini saymış olalım. Aslında Adana örneği var ve bu Adana örneğini ben, zamanımız olursa biraz konuşuruz. Çiğdem Çam yapmıştı Adana'yı. Bursa örneğine baktık. Özhan Çetinkaya. Diyarbakır örneği Cuma Çiçek. Erzurum örneği Elif Çolakoğlu, Eskişehir örneği Nadir Suğur, dediğiniz gibi Eskişehir'de oldukça ilginç örneklerdendi. Gaziantep örneği Mehmet Nuri Gültekin, İstanbul örneği Elif Topal Demiroğlu ve Muhammed Erdal Okutan, İzmir örneği Betül Aydoğan Ünal, Konya örneği Akif Çukurçayır, Konya'da enteresan örneklerdendi ve Samsun örneği Ahmet Mutlu. Bu 10 ilde yaptığımız çalışmada aslında... kitabın en sonunda toparlamaya çalıştığımız gibi aslında bir şey de hedeflemiştik. Yani burada biz bu 10 ile yaptık ama arkada bütün araştırma araçlarımızı da paylaşarak hani her yerelde aslında bu çalışmaların çoğalması, artması, her tür detayı kendi bilgisini o ilin kendi akademisyenlerinde ürettiği bir biçimde ve disiplinler arası, çünkü uzmanlık alanları farklı hocalarımızla beraber çalışma imkanı olmuştu. Bu 10 ilin seçimi ve niye bu 10 il konusunda belki biraz size söz verebilirim. Sonra tekrar Nihal Hoca'ya döneriz. Şimdi biz 16 büyük şehir vardı. 30'a çıktı. Evet. Ama biz bunu yaparken niye 10 ili seçtik? Biraz da sosyoekonomik gelişmişlik, siyasi parti farklılığı, coğrafi farklılıklara bakmak istediğimiz için 10 ildeki örneklemenin yeterli olabileceğini düşündük. Bunu tabii danışma kurulunda da tartıştık ve bu illerin hangileri olması gerektiğini o ölçütlere göre 10'a indirdik. Çünkü 16'sında da yapsaydık sonuçların çok da değişmeyeceğini düşünüyorduk ki, çünkü seçtiğimiz iller kırsal kesimin ağırlıklı temsili ya da kent merkezinin ağırlıklı temsili gibi sonuçlar çıkardı. Ya da bir partinin hakim olamaması gibi sonuçlar çıkardı. Dolayısıyla 10 il bütün Türkiye'deki şeyi gösteriyordu, çeşitliliği gösteriyordu. Biraz da bütün belediye hizmetlerini bu 10 ilin tamamı iyi kötü yerine getiriyordu. Bir mukayese etme imkanı da vardı. Tabii yenilerini hiç koymadık çünkü eskiden şey yoktu, bütün il düzeyinde olmadığı için. İşte daha sonra biraz önce Nihal Hanım da söylediği gibi önce bir coğrafi alan çizildi. Önce 50 kilometre falan, daha 30 kilometre, 10 kilometre gibi ölçütler vardı. Bunların hepsi kaldırıldı. Dolayısıyla 10 il biraz araştırmayı kolaylaştırmak için yapıldı. Bir de Türkiye'yi tam kapsayacağını düşündüğümüz için 10 il seçildi. Bu 10 il arasında hakikaten farklılıklar çıktı. Yani şimdi, bizim en başta danışma kurulunda tartıştığımız o çeşitliliği yakalama adına belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Kısaca, şimdi model aynı, her evet. Şey aynı. Ya aday belirleme filan da benzer. Ama sistem aynı olmasına sistem rağmen. Sistem aynı, yapı evet. Aynı ama şeyi değişiyor. Fiili işleyiş değişiyor.
Yalnız önce kısaca benzerliklerden de bahsedeyim. Evet, şimdi bize çarpıcı gelen bir takım benzerlikler de vardı. Bir kere bütün araştırdığımız yerlerde genellikle Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin eğitim düzeyi o bölgedekine göre yüksek. Yaygın olan bir hizmet söylemi var. Sanki bu konum siyasal bir konum değil, sadece hizmet konumu gibi. Özellikle de hizmetten ne anlaşıldığına bakacak olursak, bu AKP'liler için yatırım, inşaat, altyapı yaptırımları vesaire, özellikle bu şey inşaat vurgulanıyor, projeci belediyecilik, girişimci belediyecilik, imarla ilgili konular. Şimdi böyle olduğunda etkinlik de karar almada hızla ölçülüyor. Bunun sonucu olarak şimdiden söyleyeyim, aslında şey çok ortaya çıkıyor. Muhalefetin dışlanması ve şeffaflık yokluğu. Özellikle bu imarla ilgili konularda o belirgin oluyor. Mesela CHP'nin hakim olduğu İzmir'de ise hizmet denildiğinde daha çok sosyal kültürel projeler vurgusu vardı. Yani şeyin yanında, yine altyapının falan yanında ve denetim, halkı denetimi vardı. Bir bu, bir başka şey, bütün partiler için genellikle meclis üyelerinin mesleklerine baktığımızda bunlar hep inşaatla ilgili alanlar. Müteahhit, mimar, mühendis, avukat vesaire, maliyeci falan. Yerel siyasetin anlamı bir yerde şey olmuş, projeci, belediyecilik gibi olmuş ve hep bir teknik konum olarak görülüyor meclis üyeliği. Burada Adana'da Çiğdem Aksu Çam'ın bahsettiği seçilmiş teknokratlık kavramı üzerinde kısaca durmak istiyorum. Çünkü çok da durulacak. Bunlar kendilerine ben aday olmadım diyor. Nasıl aday oldunuz? Ben olmadım. Ben aday gösterildim. Beni çağırdılar. O da uzmanlığından dolayı olduğunu vurguluyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Çok önemli. Yani çünkü gittikçe bazı alanlarda uzmanların söz sahibi olması, halbuki bu gayet siyasal bir alan ve farklılıkların tartışılması şimdi, imkanı olabilecekken. Evet, ben bunu genel olarak siyasetsizleştirme diye şey, yani Türkiye'de giderek bir sürü alan siyasetsizleştiriliyor. Seçmen de bir yerde neredeyse siyasetsizleştiriliyor. Onun bir yansıması diye düşünüyorum. Sonuç olarak belediye meclisleri, büyükşehir özellikle, ilçe yapmadık, genellikle dışa kapalı kurumlar. Demokratik katılım mekanizmaları çalıştırılmıyor. Özellikle de AKP'nin hakim olduğu yerlerde. Şimdi farklılıklar da bir sürü nedenden kaynaklanıyor. Ona baktık. Ben farklı modellerden işleyişten bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tanesi AKP'nin hem şu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hem de mecliste çoğunlukta olduğu, ağırlıklı bir çoğunluğa sahip olduğu iller Konya, Samsun, Bursa, Gaziantep ve Erzurum. Ama Konya herhalde en üç örnekten aklımda Konya kalan örnekler. Konya en üç örnek, diğerleri de yani oldukça ilginç. Buralara bakıldığında biz karar alma süreciyle ilgili sorular sormuştuk. Muhalefet partilerinin karar alma sürecinden dışlandığını görüyoruz. Tümüyle dışlandığını. Bir güçlü başkan var. Ama güçlü başkanın gücü biraz da merkezi hükümetle uyumlu ilişkisinden geçiyor. Çünkü kolay kaynak buluyor. Merkezi hükümetle kolay kaynak bulunuyor ve hizmette etkinlik de daha kolay sağlanıyor. Şey bak, mesela ilginçti, Gaziantep'te işte bakan hanım her türlü sorunu çözer, o kaynak bulur deniyor. Erzurum Belediye Başkanı da İstanbul'dan gitmiş, gönderilmiş. O da ilginç gelmişti. Buralarda biz tekçi bir iktidar yapısı olduğunu görüyoruz, ben öyle tanımlamıştım. İstanbul ilginç bir örnek. İstanbul'da başkan ve çoğunluk AKP'de ama CHP grubu da önemli bir ağırlığa sahip. Önemli sayıda. Fakat burası meclis çalışmalarının gerilimli, çatışmalı falan olduğu bir yer. Özellikle kentsel dönüşüm ve mega projelerde İstanbul'da Ankara'nın ağırlığı çok hissediliyordu. Burada bizim araştırmacı arkadaşlarımız meclise girmekte bile sıkıntı, belediye binasına bile girmekte sıkıntı çekiyorlardı. AKP'li üyeler de görüşmeden kaçınıyorlardı. Ve
burada sonuç olarak güçlü başkanın da aşılarak merkezden bir yön, İstanbul'un Ankara'dan, özellikle büyük projelerde Ankara'dan yönetildiğini gördük. Ben kısaca bir parantez açayım. Yine biz 86-87'de Dalan Meclisi'nde yaparken, Bedrettin Dalan'ın o ilk ANAP'ın şeyinde, orada biz her yere çok rahat giriyorduk ve ben birebir görüşme yapıyordum. İmar komisyonu toplantılarına da girebiliyordum. Hani kararlar gene belki başkan düzeyinde alınıyordu ama biz daha rahat meclise de giriyorduk. Komisyon toplantılarına da girebiliyorduk. Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü şey, İstanbul'a ayrı bir örnek olarak koyduk. Üçüncüsü muhalefetin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı elinde bulundurduğu iller diye bakacak olursak Adana, İzmir, Diyarbakır, Eskişehir. Burada da farklı işleyişler var ama hepsinde şey olan, ortak olan bir şey var. Ankara ile gerilim, merkezi hükümetle gerilim ve de valiliğin baskısı var bunlar üzerinde. Burada Adana ilginç bir örnek. Adana aslında önemli ipuçları da veriyor bundan sonrası için. Özellikle seçim sistemiyle de bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den. Üç partiden MHP, AKP ve CHP hiçbirisi mutlak çoğunluğa sahip değil. Başkanın öyle mutlak çoğunluğu yok. Parçalı bir meclis var. Parçalı bir iktidar yapısı var. Başkan yine güçlü belki ama zorunlu olarak koalisyonlar yapmak zorunda kalıyor diğer gruplarla. Bir de burada mesela her parti daha çok komisyonlarda temsil ediliyor kendi gücü oranında. İşleyiş daha ne olsa üç parti olunca karar alma sürecinde uzlaşma oluyor. Görece daha şeffaf olabiliyor karar alma süreci. Adana bu şey açısından ilginç. Eğer seçim sistemi farklı olsa belki de daha demokratik, bu tür zorunlu koalisyonların ortaya çıktığı, daha uzlaşmaya yönelik, daha demokratik belediye yönetimleri oluşabilir. Yani hız diye, ve etkinlik değil de belki demokratik. Daha demokratik, evet, hep daha hız ve etkinlik olur. Vurgulanıyor ama yani burada bizim ihtiyacımız olan artık daha fazla demokrasi ise, denetimse bu tür bir şey. Yani seçim sistemi değiştirilirse bu tür sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Eskişehir kısaca bahsedelim. Burada başkan CHP'li, meclis çoğunluğu AKP'li. Başkan yine güçlü, onu da AKP'liler de diyor. Ama evet, fiili işleyişte muhalefete baskı yok. Şeffaflık daha fazla, meclis toplantıları televizyonda yayınlanıyor, kent konseyi aktif çalışıyor vesaire. İzmir'e baktığımızda burada hem meclis hem belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'de, CHP çoğunluğunda. Burada da Ankara'yla ve valilikle hep sorun çıkıyor. Burada ilginç uygulamalar var. CHP'nin biraz yerel yönetim, demokratik yerel yönetim için önemli bir takım girişimlerde Rin'in burada yansıdığını görüyoruz. Aday belirleme sürecinden tutalım, daha ön seçim benzeri şeyler yapıyorlar. Adaylıklarda meslek odalarının görüşlerinin alınması, vatandaşların da meclise önerge verebilmesi ve bunun teşvik edilmesi gibi şeyler var. Bu açıdan ilginç. Diyarbakır bambaşka bir örnek zaten. Zaten de şu anda artık kayyum atandı falan ama bizim yaptığımız dönemde orada da Demokratik Bölgeler Partisi hakimdi. Yani HDP'nin oradaki şeye, organizasyonu. Burada ilginç bir şekilde diğerlerinde olmayan kadın temsili yüksek. Kadınların belli ağırlığı var her düzeyde. Fakat burada da azınlıktaki partiler yine karar alma sürecinden dışlanmış oluyordu. Tabii Diyarbakır'ın özel bir konumu var. Ama şey önemli aslında konuşmuştuk. Araştırmanın bir ayağı olarak baktığımızda hani kimler dışarıda kalıyor, kimleri katmakta zorlanıyorsunuz gibi sorularımız da vardı. Ve o zaman en fazla hani içerme kadınlar en azından bazen işte söylem düzeyinde söyleniyordu. Ama diğer gruplar ve ulaşma anlamında çok sınırlı bir şeyle karşılaşmıştık. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. Şimdi bu
seçim sistemiyle çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Kadın meselesinin, kadın temsilinin az olmasının. Bunu İstanbul'dan muhtarlar üzerinden bir örnekle söylemek istiyorum. Şimdi İstanbul'da yaklaşık 950 muhtar var. 95 tanesi kadın. Neden? Çünkü bağımsız aday olunabiliyor. Ve mücadele edebiliyorlar. Yani %10'u kadın. Türkiye'de hiçbir yerde bu oranı, bu kadar oran yok. Ve partiler aday göstermiyor. Yani arkalarında bir güç de yok. Buna rağmen kadınlar örgütlenip, kendilerini daha iyi anlatıp, üstelik çok erkek bir dünyası içinde, daha çok erkeksi bir görev gibi görünen muhtarlığı alabiliyorlar. Demek ki seçim sisteminde bağımsızların girmesini sağlayacak değişiklikler yapılırsa, belki kadınların, bir gelişmiş bölgeler için söylüyorum, kota kurmadan da şey olmaları mümkün. Girebilmeleri mümkün. Bu olmadığı için tabii kadınların temsilinde şey var. Şimdi biz bunu nasıl... Grafikte de şu anda gösteriyor ne kadar az bir düzeyde. Evet, tabii. Bunu telafi edebilmek için bu 2005'te yapılan kanunda Ken Konseyi kondu ki bu temsildeki adaletsizlik Ken Konseyi ile biraz dengelenebilsin diye. Nitekim bunun da olumlu faydalarını görüyoruz. Çoğu yerde Ken Konseyi çok iyi çalışmasa da kadın meclisleri çalışıyor veya gençlik meclisleri çalışıyor. Bu da burada büyük bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Yani halbuki demokratik bir katılımcı bir yöntemle seçilmiş belediye meclisi olsa bunlar daha başka alanlarda çalışacak. Şimdi burada kadın eksikliğini götürmek üzere çalışıyorlar. Tabii yönetimin de içinde etkin olmadıkları için çok daha beklendiği kadar etkili olamıyorlar. Aslında Sema Hoca bizim araştırmamızın başından beri bizle beraberken hep bu cümleyi söyledi. Yani belediye meclislerinin aslında yapısının değişmesi. Bu içerir bir halde olabilmesi. Evet, bu gerekiyordu. Bu katılımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu dönemi anlatması bakımından. Şimdi 80'li yılların başında ODTÜ bir araştırma yapmıştı katılımla ilgili. Orada Güneydoğu'da bir belediyede soruyorlar şimdi belediye başkanına. Belediye sayın başkan kaç üyeniz var? 9 üye var. Küçük bir yer olunca 9'dan çok olamıyor. Kanun sınırlamış durumda. Kaç tanesi muhalif? 2 tanesi muhalif. Peki belediye meclisi toplantılarına geliyor mu? Sıkıysa gelsinler. Çünkü ayrı aşiret. Evet. Şimdi de durum aşağı yukarı şu. Sıkıysa konuşsunlar. Belediye meclislerindeki üyelerin durumu aşağı yukarı bu. Niye diye sorduğumuzda hep söylenen şey şu. O bizim anketlerde de gözüküyor. Ben davet edildim. Beni belediye başkanı veya partim adayı gösterdi. Şimdi bir soru sorsak ayıp olacak. Buna bağlıyorlar. Çünkü kendilerini halka karşı hesap verebilir durumda görmüyorlar. Hesap verebildikleri kişi belediye başkanı veya parti. Dolayısıyla bu yüzden mesela biz İstanbul'da, ben ki bu işlerin içinde kaç yıldır çalışıyorum, kendi mahallemin belediye meclis üyelerini tanımıyorum. Bir kere bile bana bir talep, bir iletişimde bulunmadılar. Böyle bir ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü belediye başkanı ile birlikte orada bir oy mekanizmasının mihaniki bir kolu oldular. Yani demokratik bir temsilden çok bir yönetimi tamamlayıcı unsur oldular. Bu yüzden de büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında tam da hani şehir hepimizin isimli bir programda. Yani meclislere sahip değil. Çıkabilmemiz ya da şey, böyle bir temsil belki en önemlisi. Buyurun. Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz yerelleşmeden, yerel yönetimlerin özelliğinden falan bahsediyoruz ama hep bu dünyada da gözlemlenen şey şu. Ulusal partiler eğer yerel yönetim seçimlerinde hakimse, yani yerel yönetim seçimleri ulusal düzeydeki örgütlenmiş partilerin gölgesinde, hakimiyetinde yapılıyorsa orada yerelleşmeden falan pek bahsedilemez. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun için farklı bir şey lazım. Onun için de bir, bu büyükşehir belediyesi modelinin değiştirilmesi lazım, ilçe belediyelerin güçlendirilmesi lazım ama çok ciddi biçimde biz bunu ulusal düzeydeki seçimlerden de ayrı düşünerek yerel düzeyde seçim yasasının temsili genişletecek biçimde
düzenlenmesi lazım. Çok önemli. Kimse bunu söylemiyor. Bu şeyler de söylemiyor. Muhalefet partileri de bunu söylemiyor. Çünkü onlar da kendi hakim oldukları yerde bu onda birini kesme barajdan yararlanıyorlar. Bu barajın kaldırılması lazım. Kontenjan adaylığının, kontenjan üyeliğinin kaldırılması lazım. Liste usulü yerine küçük partilerin, bağımsız adayların meclise seçilmesi de kolaylaştıracak düzenlemeler. Daha belki daha küçük seçim çevreleri belediye meclisleri için. Fransa'da mesela departman meclislerinde iki adaylı seçim çevreleri var. Ve bir kadın bir erkek oluyor. Şimdi kadın açısından da buna mesela fermuar sistemi getirilebilir. Bir kadın bir erkek, bir erkek bir kadın koyarız. Ya da bazı İskoçya'da, Kuzey İrlanda'da falan uygulanan mesela tek aktarılabilir oy diye bir şey var. Yine liste oluyor ama seçmen adayları tercih ediyor. Tercih sıralaması yapılıyor. Bunların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de artık böyle en fazla oy alanın seçilmesi değil, ilçe belediye başkanları için de alternatif oy ya da taşınabilir oy dediğimiz şey yine seçmen tercihte bulunabiliyor. En fazla tercihe alan seçiliyor. Bir onu biraz açıklasak ben. Yani şöyle her seçmen adayları sıralıyor. Bunlar içerisinde en belki birinci derecede oy alan değil de daha geniş bir seçmen grubunun oyunu alan %50'nin üstünde oy alan seçiliyor. Ya da bu iki turlu yapılabilir. Yani büyükşehirde iki turlu da yapılabilir. İlçede de yapılabilir. Ve de aday gösterme meselesi zaten bütün partilerimizin de sorunu. Bu konu biraz şeyde daha günden, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok tartışılıyor ama diğerlerinde merkezden. Şimdi buradan en son şeye gelmek istiyorum. Son olan şeylerle Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili evet, işlemlerle. Yani istifaları konuşmadan herhalde programı ben çok kısa bir şey söylemek peki, istiyorum. O kapatılmış olsun. Buyurun hocam. Yok, çok kısa söyleyeceğim. Fikret Bey de söylesin. Ben bu sürecin seçmenler açısından, toplum açısından oldukça aydınlatıcı olduğunu da düşünüyorum. En azından bu belediye başkanlarının şeye değil de seçmene değil de partiye sorumlu olduğu bir kere ortaya çıktı. Yani bu süreç içerisinde çok normal bir şey olarak ortaya çıktı. Ne seçimle geldi, seçimle gider. Evet halk oy veriyor ama bir grupta diyor ki ama zaten onlar seçimle gelmiyor ki onlar parti genel merkezi onlara aday gösterdiği için kazanıyor diyor. Şimdi yine de seçimle gelinen bir pozisyondan bu şekilde ayrılmak başka bir sorun. Ama ben biraz fotoğrafı insanların gözünde daha netleştirdiğini de düşünüyorum. Yani belki de böyle bir olumlu sonucu olur diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de bunu bir anekdotla devam ettireyim. Tamam. Şimdi birkaç gün önce bir tanıdığım bana geldi dedi ki ya Fikret Bey bu seçimle gelen adamların işine son veriyorlar ya da istifa ettiriyorlar. Siz bu işin içindesiniz, ne diyorsunuz dedi. Bunu bana soran... Zor sorular. Zor soru ama bunu bana soran işte ortalama bir eğitimi olan dar gelirli bir vatandaşımız ve bir kadın vatandaşımız. Peki biz niye oy verdik diye bir soru sordu. Yani bu çok... Güzel bir şey. Nihal'in söylediğini tamamlayan bir şey bu. Şimdi burada vatandaş neye duruma düşürülüyor? Hiç bunu düşünmüyorlar aslında. Bazı yazarlar da bunun üstünde son zamanlarda duruyorlar. Yani bu demokratik ilkeleri savunan bir partinin böyle bir şey yapması da kendisiyle bir terslik yaratıyor. Kendi seçmeninin de sanıyorum bunu çok hoş karşılamıyor diye düşünüyorum. Ama ben de bunu hayırlı buluyorum. Çünkü Türkiye'de bu belki daha özerk bir yapının oluşmasına da yol açacaktır diye düşünüyorum. Peki zorlayarak da olsa olumlu bir ifadeyle bitirdik herhalde programı. Yani şeyi çok önemli olduğunu düşünüyorum aslında bizim bu yapmaya çalıştığımız çalışmanın ana fikri.
demokrasi, Türkiye'de demokrasiyi konuşurken yerel yönetimlerden bağımsız konuşabilmek, daha küçük ölçekte ne yaşandığını masaya yatırmadan tartışabilmek çok mümkün değildi. Bu yüzden de yaptığımız çalışmanın aslında asıl amacı, tam da Nihal Hoca'nın burada bizimle paylaştığı detaylar çerçevesinde sisteme ve kuralları nasıl işlettiğimiz, bunun ne anlama geldiği, bunu küçük örnekler üstünden yani her ilin özelinde detaylandırarak sizlerle paylaşmaktı. Bunu beraber konuşma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım bir kere daha ağırlama imkanımız olur sizi. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi haftalar.